Onun yeteri bir seni seveyim. Çekilir misin sen de lütfen? Merhaba. Merhaba. Halil, bir saniye bekler misin abiciğim? Ne işin var senin burada? Deniz'i gördün mü? Geldin mi buraya hiç? Oo, Deniz diyorsun artık. Abi mabiyi de attın. Olaylardan haberin yok galiba. Ne oldu? Yine kimin ayağını kaydırdın? Ben kaydırmadım canım. Mine kaydırdı. Bu işlerden pek anlamıyorum demiştiniz. Yanlış mı hatırlıyorum? Haklısınız. O yüzden ortak arıyorum kendime. Biraz tereddüt de ettim aslında gelirken. Az kalsın kapıdan dönecektim. Hala da geç kalmış sayılmazsınız. Lütfen. Eğer sizinle ortak olacaksak gözümü kapalı atarım imzayı. Atarsınız da ben henüz kararımı vermedim. Bugüne kadar da bu konuyu hiç düşünmemiştim. Ama bazen insan mecbur kalıyor. Neyse, sonuçta iş yapıyoruz değil mi? Aynen öyle. İyi bir teklif gelirse düşünürüm demiştim Levent'e. Bence hemen karar verme. Burak Bey'in teklifini değerlendirmende fayda var. Bence de. Yani hemen karar vermeyin. Önce enine boyuna konuşalım. Her şeyi dökelim ortaya. Eğer birlikte çalışmayı düşünürsek o zaman el sıkışırız. Mine, sen ağlıyor musun? Yok. Öyle demiş işte. Ya siz ne bakıyorsunuz Leyla'ya? Kesin uyduruyordur. Niye uydursun canım? Burak'la geliyorsa Mine, ben her şeyi beklerim artık ondan. Hem niye yalan söylesin ki kız? Çünkü onun hayatı yalan. Selam. Selam kardeşim. Ya biz bir şey duyduk kardeşim ya. Mine senin işini şey yapmış. Doğru duymuşsunuz. Al işte. Bir de yalancı dediniz kıza. Halil, müşteriyle ilgilen. Peki otel ne olacak şimdi abicim? Başka iş alabildiniz mi? Yok, alamadık. Annem otele bir ortak arıyor ama öyle hemen bulamayacağı kesin tabii. Of, taksitleri ne yapacaksınız peki? Bilmiyorum. Şimdilik elimize olanı yatıracağız. Bilmiyorum ki. Kesin haciz falan gelecek işte. İnanmıyorum ya. Şu Mine'nin yaptığına bakar mısın? Efendim anne. Alo Denizciğim. Hani sana otele ortak almayı düşünüyorum demiştim ya canım. Evet. Bugün Levent'e gitmiştim. Beni biriyle tanıştırdı. Biraz konuştuk. Düzgün bir adama benziyor. Öyle mi? Şimdi otele geldik. Biraz etrafa dolaşacağız. İşin yoksa sen de gel. Tanışmış olursunuz. Tamam. Çıkarım birazdan. Gelince ararsın canım. Hadi hoşça kal. Hadi buyurun. Ben de senin aramanı bekliyordum. Zaten sen aramasan ben arayacaktım. Niye? Özür mü dileyecektin benden? Ben özür dileyecek bir şey yapmadım ki. Haklısın. Bir şekilde bundan da sıyrıldın. Güvenle barıştın, çocuklarla aranı düzelttin. Gülüp oynuyorsun değil mi? Nerede akşam orada sabah. Arada bir okula gidiyorsun. Yine başlama yine ya. Ne bekliyordun? Sinemaya mı çağıracaktım seni? Hemen Deniz'i affetmişsin. Yine yalnız kalan ben oldum. Tek suçlu ben oldum yine. Sen Burak'la gelmeseydin bunların hiçbiri olmayacaktı. Bu senin suçun. Ay salaksın sen, biliyorsun değil mi? Bir sen akıllısın değil mi? Gittin Burak'ı getirdin. Aklın sıra Deniz'den intikam alacaksın. Ya ben böyle küçük şeylerle uğraşmam. Birinden intikam almak istiyorsam onun hayatını kaydırırım. O kadar kolay değil işte. Ah canım benim ya. Bu yaşa geldin, kafan hala ilkokul kafası. O kadar kolay işte. Yine ne yapacaksın? Burak'la mı evleneceksin? Deniz nikahına mı çağıracaksın? Nikah masası şarkısını mı çaldıracaksın? Ne yapacaksın? Ay güvenli olduğundan beri ne kadar güzelleşmiş esprilerin. Gerçekten bir kenara yazayım da belki lazım olur. Belki olur. Ya sen Deniz seviyorsun. Deniz de seni seviyor. Biliyorsun bunu. Tamam, bu konuyu geçelim. Esas konuya gelelim. Ben seni buraya niye çağırdım biliyor musun?
Sana bir şey sordu. Hayır, bilmiyorum. Güzel. Öğreneceksin o zaman. Hatırlıyor musun? Ben demiştim ki sen burada olduğun sürece ben mutlu olamam. Yine yapma ya. Of. Hatırlıyor musun dedim. Evet, hatırlıyorum. Güzel. Sen de yaz şimdi bunu bir kenara. Ben burada olduğum sürece sen de mutlu olamayacaksın. Senin hayatını mahvedeceğim Aslı. Bekle ve gör. Buyurun efendim, afiyet olsun. Müessesemizin ikramıdır. Kimin ikramı? Müessese? Ben tanımıyorum o kişiyi. İstemiyorum, sağ olun. Kişi mi? Ben getirdim dükkandan, yani bedava. Halil'cim, ben anlatayım istersen ha. Ben anlatamıyor muyum derdimi? Yani İngilizce olarak anlatayım. Ah canım ya. Ben yıllarca Karamanlısı yolcu gemisinde başarışçı olarak çalıştım. İngilizce, Almanca, Fransızca ve İtalyancam var. Gerekirse ben anlatırım. No problem. Ne bakıyorsun tip tip ya? Yalan mı söylüyorum? On the house. Ne oldu canım? Thank you. Welcome canım. Hani otur kitabını oku şimdi. Müşteriyi de rahatsız etme. Yok, rahatsız olmuyorum ben. Hatta sıkılıyorum tek başıma yani. Buyurun, oturun istersen. Beni mi bekliyorsunuz siz? Yani bekliyorum ama gelmiyor ki hiç. Ben arıyorum, buluyorum, kaçıyor. Arıyorum, buluyorum, yine kaçıyor. Aa, neden? Hemen asıl bütün güzel kızların istemesin. Pislik herif. Kurmuşsunuz hemen muhabbeti. Küfen, nerede kaldın ya? 10 saattir bekliyorum seni. Abartma ya, abartma. Sen nereden tanıyorsun bunu ya? Allah'ım, neden bütün güzel kadınları başkaları kapıyor? Neden ben sadece bu tombalık Atakan'dan başkasıyla konuşamıyorum ya? Yok, zaten biz de tanışmıyoruz. Ne demek tanışmıyoruz canım? Sen yolda benim... adres sordun adamın. Evet, doğru. Ya bana yolda yazık adres sordu. Kaybolmuş. Nereye gideceğini bilmiyor. Millet de buna öküz öküz bakıyor. Parası yok. Burayı önlendirdim artık, gelsin bulsun diye. Bakalım kalacak yer bulacağız ona. Ha, iyi o zaman ya. Bizde kalsın. Yok, olmaz olur mu? Su bin tane soru sorar. Ona ne canım? Ya olur mu? Sonradan konuşuruz bu konuları seninle. Hadi sen bana bir kahve getir, kılıç çıkart. Getireyim o zaman. Ben de yardım edeyim mi? Ne? Yardım edeyim mi diyorum? İstemem. Ne? İstemem, ben yaparım. Ya neden bu kadar kızıyorsun ki yani? Anlattım işte her şeyi. İstediğini yap. Beni ilgilendirmiyor ki. Hem ben ona kızmadım zaten. Neye kızdın peki? Ben de bu evde yaşıyorum sonuçta. Bir alışverişe gidiyorum. Döndüğümde bir bakıyorum yarı çıplak bir kadın. Bir düşün, sen olsan ne yapardın? Alışverişe gidiyorsun, döndüğünde üstümde havlu, yarı çıplak bir adam. Ne düşünürdün?